Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneleri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar Size bugün Bu çay karıştırıcısı arkadaşlar Biliyorsunuz çay karıştırıcılarını ilmek olarak kullanıyoruz Tığımız 21 numara Ve Elimde gördüğünüz renklerden size şu şekilde arkadaşlar çok güzel bir model tarif edeceğim. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine iğneden tığa bir model. Instagram sayfalarında görürsünüz arkadaşlar. Bu arada benim de Instagram sayfam yine aynı Nurgül'ün tığ ve iğne Evet arkadaşlar modelimiz bu. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de aynı şekilde. Yeni başlarken de aynı şekilde. İkişer zincir çekerek hazırladığımız tığ batların içine sık iğne ile girip iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıma iki, iki olarak aldım. Buraya arkadaşlar dört zincir çekiyorum. Yaptığım bu trabzanımızın içine girip kapattık. Bir tane daha giriyorum arkadaşlar. Tomurcuğumun yanına bir sık iğne daha yaptım. İki zincirimi çektim. Ve yandaki tığ battıma kapattım. Evet arkadaşlar şimdi örnek amaçlı olduğu için ben 5 tane bırakacağım. Siz en fazla 7 bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ve çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Yaprak kısmının yapılışına 2 zincir çekip tığ battı yaptım. 2 zincir çektim, tığ battı yaptım. 2 zincir çekip tığ battı yaptım. 3. 2 zincir çektim, tığ battımı yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Dönüyorum bu şekilde. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battığımın içine bu şekilde kapattım. 1 2 zincir ve döndüm düz yüzüne. Bu arada tığım da çıktı. Ve arkadaşlar bir defa tığımın başını doluyorum. 2 2 olarak aldım. 4 tane zincir çekip tomurcuk yapacağım. Kapattığım bu küçük trabzanımın arasına. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar şu aralarına bir zincir çekmişim. Bir defa doluyorum. Bir, iki, iki. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Dört zincir. Kapattım buraya. Tekrar iki defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bir, 2 2 2 şeklinde 3. trabzanımı yaptım 4 zincir 3. domurcuğumu buraya yaptım 2 defa doladım yuvaya girdim aynı şekilde 1 2 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir kapattım buraya arkadaşlar şimdi bu dördüncü tomurcuğumun kapattığım sık iğneyi 6 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 7. de hemen bu ana yuvada yapıp bu şekilde arkadaşlar yaprağımın kanadının birini bitirdim tekrar buraya 4 zincir çekiyorum 2 defa doladım tığımın başına Buraya çiçeğimiz için dal yapıyoruz. 1, 2, 2, 2. 6 tane zincir. Ve buraya yuva olarak trabzanımın arasına kapattım. 5 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. Ana yuvada. Bu şekilde buraya bir çiçeğimiz için dal hazırladık. 2 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir trabzanımın arasına kapattım bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir tomurcuğumu kapattım buraya tekrar iki defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 2 olarak aldım bu şekilde 4 zincir 4 zincirimi çektim kapatıyorum arkadaşlar trabzanıma tomurcuk olarak bu en son dördüncü tomurcuğumu kapattım Tırabzanıma 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 4 5 ve 6 7. de bu şekilde kapattım buraya 2 zincir çekip hemen arkadaşlar yandaki tığ battımın içine kapatıyorum buraya bir tığ battı yaptım. İki zincir yandaki tığ battıya girip kapattım. İki zincir çekiyorum bir defa doladım. Tığ battıma iki iki alarak bir trabzan yaptım. Bir iki üç dört zincir kapatıyorum bir tomurcuk yaptım yandaki tığ battıma girdim kapattım iki zincir bir defa doluyorum yandaki tığ battıya girdim 2 2 kapattım 1 2 3 4 zincir buraya bir tomurcuk yaptım 2 zincir tığ battıya girdim kapattım bu şekilde 1 2 zincir bir defa doladım yuvaya girip 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir kapattım trabzanıma 2 zincir bu şekilde tığ battıya kapattım. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanıma kapatıyorum. 2 zincir. Bu şekilde ara suyum hazır arkadaşlar. Siz bu ara suyunu yine 4 tane yaptık beraber. 7 defa 7 tane yapabilirsiniz arkadaşlar. 7 taneden sonra bu geri dönüp yuva yapacak arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar altı zincirden yaptığım yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile giriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde şöyle en dip köşeye çekip buradan rahat bir şekilde doldurmak istiyorum. Bir zincir çektim, ipi uzattım. taktım. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki. İki zincirimi çektim. Taktım. Çay karıştırıcı. Aparatım arkadaşlar. Çay karıştırıcısı. İki zinciri çekip taktım aparatıma. Üç oldu. Üç. 4 Dört. 5 6 7 8 ve 9. Sonuncu ilmeğimi de arkadaşlar bu şekilde buraya yapıyoruz. Ve dibinde bir zincir çekip bu şekilde arkadaşlar ipimi koparıyorum. 9 ilmekten oluşan arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi bunu arka tarafı çekeceğim arkadaşlar. Şuradan ucundan bir ilmek bulup arkaya çekiyoruz. Şimdi de siyahlık fazla olmaması için kısaltıyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde asılarak ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Burada 9 tane arkadaşlar kirpiğimiz var. Bunları şimdi sık iğne ile bu şekilde getireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ters tarafını çevirdim. İlmeklerimizin ters tarafındayız. Buradan ilk ilmeğimden ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Ve buraya 6 tane zincir çekeceğim. 6 zincir bir tane atlıyorum arkadaşlar yanındaki ilmekten 6 zincirimi bu şekilde monte ediyorum beyazlar kendini tez atıyor arkadaş şöyle yakalım altı zincir 2 3 4 5 6 bir tane atlıyorum yanındakine kapattım bu şekilde 6 zincir bir tane atlıyorum. Yanındakine kapattım. Bir tane 6 şey zincir. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kapattım buraya. 2 zincirle dönüyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yuvamın içine girip kapattım iki zincirimi buraya. 1 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar sık iğneleri yapıyoruz. 2 zincirli kirpikleri yapıyoruz. 2 zincir bu şekilde arkadaşlar kapattım buraya. Şimdi buraya 5 tane arkadaşlar kirpik yaptım. Hemen yandaki yere sık iğne ile geçiyorum. 2 zincir birinci kirpiğim 2 i̇ki zincir ikinci kirpiğim 3 4 2 zincir bu şekilde 5. kip yandaki tığ bat, şey yuvamın içine sık iğne ile giriyorum 2 zincir 4 yuvamı da arkadaşlar 2 zincir çekerek 5'er kirpik yaparak dolduruyorum 1 2 3 4 ve 5 Şimdi yandaki yuvaya da sık iğne ile geçtim. 2 zincir, 5 de buraya dolduruyorum. 2 i̇ki zincir, ikinci, 2 iki zincir, 3. 2 zincir, 4. 2 zincir ve 5. Arkadaşlar şöyle meyilli durması için her zaman bu sonuncuya da bir sık iğne yaparak koparmadan önce muhakkak burada değil de burada yaparsanız bakın böyle yuvarlak dönüşlü bir sık iğneniz olmuş olacak. İpimi koparıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar ipimi arkada yakacağım. Evet arkadaşlar. Bu sefer de mor ipimi sık iğne ile tutturdum. Yine aynı şekilde ters tarafından başlıyoruz. Yine bu ilk ilmeğimin içinden sık iğne ile girdim. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi şu geçiş noktalarına yaptığım sık iğnelerden arkadaşlar Buraya kapattım. Bu şekilde. Tekrar 8 zincir. Yine aynı şekilde buradaki geçiş noktalarından kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar sık iğnemin içinde Şöyle girdim. 8 zincir. Buradaki ilmekten de tutturdum. Sık iğne ile 1 2 zincir. Dönüş yapıyoruz. Kapattım buraya 1. 2 zincir. 2 2 zincir. 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir çektim 7 2 zincir ve 8 8 tane yaptım arkadaşlar buraya ve yandaki yuvaya sık iğne ile girdim 2 zincir çektim yuvaya girdim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ikinci yuvama da 8 tane arkadaşlar doldurdum yandaki yuvaya girip kapattım iki zincir çekip buraya sık iğne yapıyoruz iki zincir sık iğne 3 oldu 4 oldu 5 oldu 2 zincir 6 7 7 2 zincir ve 8 yandaki yuvaya girdim sık iğne ile 2 zincir çektim buraya kirpik yaptım 2 oldu 3 oldu 4 oldu 5 6 7 ve 8 8. de tamam arkadaşlar yine Son kez şu kirpiğimden sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizle ilgili arkadaşlar 4 zincir çekip buraya trabzan yapmıştık ya. Bunu ilk önce 2 zincirle denedin denedim. Çok basık oldu. Burayı püf noktası olarak uzun yapmaya gayret edin arkadaşlar. 4 zincirden 5 zincirden trabzan yapmaya. Şu aralarındaki arkadaşlar gördüğünüz gibi birer tane boş kirpik bırakıp böyle iğneden tabi model yaparsınız. Şunu hatırlatmak istedim arkadaşlar iki zincir falan çekip küçük bir böyle dal yapmayın. Gayet bu ölçülere verdiğim şeylere uyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ütülü değil. Ütülünce daha bir Şöyle teli teli duracağına eminim arkadaşlar. Yine oyasından ta çevrilmiş model. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arada boş bırakılan kirpiklerle şahane bir uyum oldu. Bu şekilde modelimiz. Yapılışı. Evet, yapacak arkadaşlara da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.